Gözler. İnsan vücudunun dış dünyaya açılan pencereleri. En güçlü algı aracımız. Etrafımızdaki ve çevremizdeki her şeyi büyük oranda görme duyumuz sayesinde tanıyoruz ve tanımlayabiliyoruz. Ama gördüklerimiz aslında gerçek dünyanın tamamı değil. Her an, her saniye gerçekleşen ve göremediğimiz çok fazla detay var. Bu programda size gördüklerimizden değil, çok küçük ölçeklerde gerçekleşen, çok hızlı olan ya da çok yavaş olan göremediğimiz olağanüstü olaylardan bahsedeceğiz. Görünmeyen Dünya başlıyor. Görünmeyen Dünya. Gördüğümüz her şey ardı arkası kesilmeyen birer film karesi gibi gözlerimizin önünden geçiyor. Ama görmediğimiz yerlerde en az gördüğümüz dünya kadar renkli ve detaylı. Burada ölçekler çok küçük olsa da incelendiğinde görülen akıl ve yetenek son derece büyük. Bu dünyadaki canlılar yaratıldıkları ilk günden beri mikroskobik boyutta yaşamlarını sürdürüyor. Çoğu bizim fark edemeyeceğimiz hızlarda iletişim kuruyor. Son teknolojinin yardımıyla anlayabildiğimiz, hatta çok büyük bölümünü halen çözemediğimiz kompleks işlemler gerçekleştiriyorlar. Görünmeyen dünyaya yapacağımız yeni yolculuğumuzda, insanlık tarihinin belki de en tehlikeli ve gizemli varlıkları olan virüslerden, dünyanın en küçük ama en güçlü maddesi olan karbon nanotüplerden, DNA'daki ince sanattan ve gözümüzün önünde olduğu halde göremediğimiz canlılardan bahsedeceğiz. Hep birlikte yolculuğumuza başlayalım. Mikro Dünya'ya hoş geldiniz. Virüsler. Şimdi bahsedeceğimiz canlı, bildiğimiz tüm canlılardan farklı bir özelliğe sahip. Kimi bilim otoriteleri tarafından canlı olarak bile kabul edilmiyorlar. Ama canlılar üzerinde çok yıkıcı etki gücüne sahipler. Virüslerden bahsediyoruz. Virüs, bir bedene sahip değildir ve yalnızca bir kalıtım mekanizmasından oluşur. Dışta bir protein kılıf, içte ise tek ya da çift zincirli RNA veya DNA kodundan ibarettir. Tek başına hayat belirtisi gösteren herhangi bir fonksiyonu veya organeli yoktur. Bir hücreyle temas ettiği andan itibaren canlı özelliği göstermeye başlar, saldırgan ve dahası akıllı bir canlı olur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre domuz gribi neredeyse dünyanın her yerine yayıldı. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Virüs, hücrelerden birisine girmeden önce ayaklarıyla hücrenin kendisine uygun olup olmadığını saptar. Eğer yaptığı test sonucu olumluysa kendi DNA'sını hücrenin içine aktarır. Korunaklı hücre duvarlarından sanki giriş anahtarına sahipmiş gibi kolayca geçebilir. Hücre içerisine girdiğinde ise doğruca hücrenin kontrol merkezine ulaşır ve sahip olduğu genetik bilgiyi hücrenin içerisine yükler. Bu sıradan bir işlem değildir. İnsan DNA'sının 3.2 milyar harfi içinde en çok üretilen kodları bulur ve onların yanına yerleşir. Virüsün genetik kodu hücrenin DNA'sına o kadar uyumla gizlenir ki hücre farkına varamadan virüs üreten bir fabrika haline gelir. Hücre
kısa sürede tüm kaynaklarını virüsün kopyalarını üretmek için kullanmaya başlar ve ölene kadar virüsü çoğaltmaya devam eder. Hücrenin bu durumun farkına varması da gerçekten oldukça zordur. Bunu ayırt edebilmesi, 20 ciltlik bir ansiklopedinin herhangi bir sayfasına yerleştirilmiş yarım satırlık bir cümleyi arayıp bulmaya benzer. Virüs, bu akılcı yöntemi sayesinde hücrenin kendine ait programlama mekanizmalarına karışmış ve adeta hücreye ait bir parça haline gelmiştir. Virüsün bunu nasıl başarabildiği bilim adamları için hala tam olarak aydınlanmamış bir durumdur. Bu olay, hücre için kaçınılmaz bir felaket hazırlar. Ölmekte olan hücre, çekirdekte yer alan hatalı kodlanmış programı üretmek için tüm enerjisini sonuna kadar kullanır. Sonunda ölür ve parçalanır. Parçalanmayla birlikte çoğalmış olan virüsler öteki hücrelere sıçrar ve bu durum aynı şekilde devam eder. Canlı özelliği olmayan, sadece bir protein kılıfı ve genetik bilgiden oluşan bir varlık, nasıl böyle kompleks ve müthiş bir zeka gerektiren işlemi başarıyla yapabilir? Virüsün bu derece akıllı bir şekilde hareket edebilmesi için hücreyle, bir kilidin anahtarla uyumu gibi yaratılmış olması gerekmektedir. Virüs, elbette böyle bir istilayı gerçekleştirecek üstün bir beceriye kendi kendine tesadüfler sonucu sahip olamaz. Allah, onu bütün bu kompleks işlemleri gerçekleştirebilecek yeteneklerle var etmiştir. Bir ayette şöyle buyrulur: "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım." Gerçekten gece ile gündüzün ard arda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır. Yunus Suresi 6. Ayet. Virüsler ölümcül organizmalardır ve çeşitli taşıyıcılarda gizlenerek dört bir yanımızda hazır beklerler. Vücudumuzu kısa sürede ele geçirebilirler. Bağışıklık sistemimizi rahatça çökertebilirler. Ancak tahmin edebileceğimizden çok daha küçüktürler. Mesela virüsler gözle dahi görülmeyen bakterilerden 10.000 kat küçüktürler. Virüslerin küçüklüğünü daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz. Evrenin başlangıcından beri geçen her saniyede bir virüsün pimpon topunun içerisine atıldığını kabul edelim. Virüslerin pimpon topunu doldurmaları tam 30 milyon yıl gerektirecekti. İşte bu derece küçük canlılardan bahsediyoruz. Binlerce farklı virüs çeşidi vardır. Çoğunun kılıfı, mikroskop altında altın oranlı, mükemmel, simetrik, geometrik şekillere sahiptir. Bazıları uzay mekiğine benzer, bazılarının ise kendilerine özel şekilleri vardır. Virüsler hava, su, toprak, dünya üzerindeki her yerde bulunabilirler. İnsanları, hayvanları, bitkileri, böcekleri, mantarları, hatta bakterileri bile hasta edebilirler. Bazı canlılara zarar vermeden onların içerisinde yaşarken, bazı canlı türleri için öldürücü etkileri olabilir. Virüslerin bu akıllı stratejileri, bilim adamlarının özel inceleme alanıdır. Son yıllarda gen tedavilerinde, klonlamada ve çeşitli teknolojik alanlarda virüslerden elde edilen bilgi kullanılmaya başlanmıştır.
olmayan virüslerin ne kokusunu duyuyoruz ne de onları fark edebileceğimiz bir duyumuz var. Ama onlar canlıları kolayca bulup doğru şekilde hareket edip ele geçirebiliyorlar. Ve bazılarının sergiledikleri akıl, on yıllardır tedavileri araştıran doktor ve bilim adamlarını yenmeye devam ediyor. Ve görünmez dünyanın tartışmasız en gizemli varlıkları olma özelliğini ellerinde tutuyorlar. Şimdi biraz da çeşitli dallarda rekor kıran virüs çeşitlerini inceleyelim. En büyük virüs. Pitovirüs. 1,5 mikrometre büyüklüğündeki virüsler, diğerlerine kıyasla mikroskopla görülebilecek büyüklükte. Sibirya'da 30 bin yıllık buzun altından çıkan virüsün hala enfeksiyona sebep olabilecek yapısını koruması, bilim adamlarını hayrete düşürmüştür. İki iplikli DNA'sı bulunur ve kendisinden sonra en büyük virüs olan Pandora virüsünden daha az DNA'ya sahiptir. En uzun virüsler ise son zamanlarda çok tanınan Ebola virüsünün aile bireyleridir. Boyutları 800 ila 1000 nanometre olan türleri bulunur. İplik gibi ince ve uzun yapılıdırlar. En küçük virüs, Porcine Circovirus isimli 17 nanometre çapındaki bir virüstür. Bilinen en küçük DNA dizisine sahiptir. Hücrelere nasıl girdiği tam olarak çözülememiş olsa da çok sayıda hücre tipini hasta edebildiği biliniyor. En korkutucu virüs ise tartışmasız AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsüdür. Sadece 2000 yılında tek başına 3 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur. Dünya genelinde 36 milyondan fazla kişi bu virüsü taşımaktadır. Tek başına insanları öldürmez ancak savunma sistemini zayıflatarak grip gibi kolay atlatılabilecek hastalıklara karşı kişiyi savunmasız bırakır ve ölümüne sebep olur. En öldürücü virüs ise grip virüsüdür. Pek çok kişi hayatında bir ya da birçok kere bu virüsle bizzat tanışmıştır. Fakat çoğu zaman en öldürücü virüslerden biri olduğu akla gelmez. Oysa İspanyol gribi adı verilen grip türü 1918 ile 1920 yılları arasında hızla yayılarak sadece 18 ay içinde 50 ila 100 milyon arası insanın ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgın olmuştur. İspanyol gribinin en önemli özelliği, zayıf, yaşlı ve çocuklardan ziyade sağlıklı genç insanları etki altına almış olmasıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almış, hatta kimi tarihçilere göre 4 yıl süren savaşın sona ermesinde büyük bir rolü olmuştur. Ortada çok açık bir gerçek vardır. Allah, virüsleri hastalık sebebi olmaları için özel olarak yaratmıştır. Bir virüs çeşidi ortalama 70-80 kilo olan bir insanı çok kısa sürede güçten düşürebilir. Tüm hayatını değiştirebilir. Hatta ölümüne dahi sebep olabilir. İnsan göremediği düşmanı karşısında son derece savunmasızdır. Böyle bir hastalık durumu karşısında Allah'a muhtaç ve aciz bir varlık olduğunu çok daha iyi fark eder. Tüm gücün ve kuvvetin sahibinin yalnızca Yüce Allah olduğunu daha derin kavrar.
DNA'yı canlıları oluşturan bilgi bankası olarak tanıyoruz. Her insanın gözü, kaşı, boyu, organları bu bilgi bankasında bulunuyor. Tüm insanların genleri %99.9 oranında birbirine benzer. İnsanları dış görünüş olarak birbirinden ayıran bu genlerin sadece binde biridir. Protein kodlayan kısımlar tüm DNA'nın sadece %2 ya da %3'lük kısmıdır ve geri kalanı hakkında hala bilgi sahibi değiliz. Bilim adamları yıllardır araştırma yapmalarına rağmen DNA'nın kompleks ve muhteşem yapısını henüz tam anlamıyla çözebilmiş değiller. Peki DNA ile ilgili neler biliyoruz? İzleyelim. Tek bir insanın vücudundaki DNA'ların toplamı uç uça eklense, dünyadan güneşe yaklaşık 600 kez gidip gelmesi mümkün olurdu. DNA'mız muhteşem bir kütüphaneye benziyor ve sadece 4 harfin çeşitli sıralanışlarından oluşan 3.2 milyar harflik bir bilgiye sahip. Bu harflerin sırası ve yeri o kadar eşsiz ve önemli ki, küçücük bir hata bile çok ciddi hastalıklara, hatta ölüme yol açabiliyor. 1 gram DNA içerisinde 700 terabaytlık bilgi bulunabiliyor. Ya da 233 tane 3 terabaytlık hard disk içine sığabilir ki bu 151 kilogram ağırlığa denk geliyor. DNA'nın bu özellikleri yanı sıra fiziksel şekli de mükemmel bir sarmal oluşturur. Bu sarmal, kromozomlara dönüşürken muhteşem bir düzen içinde katlanır. Ancak DNA'nın enine kesiti de en etkileyici sanat eserlerini gölgede bırakacak bir güzelliğe ve altın orana sahiptir. Aklı ve şuuru olmayan atomların tesadüfen bir araya gelerek böyle eşsiz yeteneklere sahip olmaları ve altın oranlı sanat eserlerini oluşturmaları elbette mümkün değildir. Görünmeyen dünyada karşımıza çıkan mikro sanat eserlerinde de bir kez daha Allah'ın örneksiz yaratışına ve sonsuz kudretine şahit oluyoruz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah her şeye güç yetirendir. Âl-i İmrân Suresi 189. Ayet. Hem esnek, hem güçlü, hem de küçük bir madde. Karbon nanotüpler. Yaşamın devamlılığı için gerekli olan temel elementlerden biri olan karbon, dünyadaki bileşiklerin %94'ünün içerisinde bulunur. Birçok karbon molekülü, bir araya geldiğinde çok farklı fiziksel özelliklere sahip maddeler oluşturur. Örneğin, karbondan oluşan elmas dünyanın en sert maddesi iken, grafit ise kağıt üzerine yazı yazılacak kadar yumuşak olan kurşun kalemlerin ana maddesidir. Karbonlar birleşerek kafes şeklinde küçük küreler ya da tüpler oluşturabilirler. 60 karbondan oluşan 1 nanometre boyuttaki bu küreler ve tüpler, bilimde pek çok alanda kullanılmaktadır. Yapıları incelendiğinde, özellikle karbon nanotüplerin aynı boyuttaki çelikten 100 kat daha güçlü olduğu anlaşılmıştır. Bu gücü sağlayan, karbonlar arasındaki kovalent bağlardır ve diğer kristal yapılarda olduğu gibi zayıf noktaları bulunmaz. Ayrıca, çok esnek oldukları için bükülüp eski hallerine dönebilirler. Elektron mikroskoplarıyla yapılan deneylerde bu tüplerin çelikten 5 kat daha esnek olduğu ve bükülseler de kırılmadıkları gösterilmiştir. Bu mükemmel yapılarının yanı sıra
yoğunlukları çeliğin dörtte biri kadardır. Sıcak ve soğuğu gümüşten 10 kat daha iyi, elektriği ise metallerden daha kolay iletirler. Metaller ısıyı elektronların hareketiyle iletirken, tüpler titreşimleri kullanır. Bu özellikleri nedeniyle, antibiyotiklerin hedeflenen bakterilere ulaştırılmasında ya da çeşitli kanser hücrelerine özel tedaviler uygulanmasında kullanılması düşünülmektedir. Aldatıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama şimdi bahsedeceğimiz canlılar bunu adeta bir sanat eseri gibi gerçekleştiriyor. Sadece bizi değil, çevrelerindeki neredeyse tüm canlıları aldatıyorlar. Kamuflaj, canlıların korunmak için doğada kullandıkları çok önemli bir savunma mekanizmasıdır. Bazı canlılar yaşadıkları ortamda öyle mükemmel kamufle olurlar ki onları fark etmek neredeyse imkansız hale gelir. Bazı canlılar kamuflaj için derilerinin rengini değiştirebilir, bazı canlılar ise yaratılışlarından itibaren o bölgede kamufle olacak özelliklere sahiptir. Şimdi sizlere bu kamuflaj örneklerinden bazılarını göstereceğiz. Şu anda ekranda izlediğiniz ahtapot. Kendisini dokusu, renkleri, yapısıyla tam bir kaya gibi gösterebilecek üstün bir kamuflaj yeteneğine sahip. Çevresine bakarak, dalgaları ve gölgeleri kullanarak, görünmeden, deniz dibinde kayarak ilerleyebiliyor. Son derece uyum içinde, arka planla kaynaşıyor. Adeta hareket eden bir kaya gibi görünüyor. Görüntülerde güzel bir mercan tabanı izliyoruz. Böyle bir yerde bir ahtapotun kamuflajını, renk ve desen değiştiren derisini kullanamadığı takdirde nasıl kolaylıkla göze çarpacağını görüyorsunuz. İşte ön planda deniz yosunları ve bir ahtapot. Ama eğer ahtapot bir tehdit algılarsa görünümünü %100 değiştirebiliyor. Şimdi ahtapot korktu ve bir mürekkep bulutu bırakarak kaçtı. Ve tekrar yerine yerleştiğinde ahtapot detaylı bir kamuflaj yaparak ikinci korunma adımını da atıyor. İşte şimdi geriye doğru filmi aldığımızda ahtapotun derisinin rengini ve desenini dikkatle izleyin. Rengini ve desenini çevresiyle eşleşecek şekilde değiştirebilecek bir hayvan. Bu deniz yosununun içine nasıl da kaynaşıyor? 1 2, 3 ve şimdi ortadan kayboldu. Ahtapot, Allah'ın var ettiği özellikler sayesinde işte bu kadar yetenekli bir kamuflaj ustası. Düşünme yeteneği ve içinde bulunduğu ortamı analiz etme gücü olmayan bu canlıların tesadüfen kamuflaj özelliği göstermeleri mümkün değildir. Biyolojik ve fizyolojik olarak sahip oldukları özellikleriyle tam da onlara uygun olan yerlerde yaratılmışlardır. Ve sadece kamuflajın mükemmel mekanizmasını düşünmek bile yaratılışın gerçekliğini anlamak için yeterlidir.
Bilinmeyen Dünya isimli programımızın sonuna geldik. Ajan gibi yetenekli virüslerden bahsettik. Çelikten güçlü nanotüpleri gördük. DNA'da yaratılmış eşsiz sanata şahit olduk. Kamuflaj özelliğine sahip canlılara bakarken gözlerimizin yanılabildiğini fark ettik. Görünmez olanı görmek için çıktığımız yolculukta yaratılışın delillerini ve yüce Allah'ın sanatını izledik. Önümüzdeki programda gözle algılayamadığımız dünyanın sınırlarına tekrar gireceğiz ve yepyeni konularla karşınızda olacağız inşallah. Şimdilik hoşça kalın.